Merhaba arkadaşlar, Festival Amerika'nın hoş geldiniz. Online maç ile karşınızdayım. Cruyff'u gizli forvet olarak en ileri uca yerleştirdim ve bu şekilde bir maç oynayalım istiyorum. Ben Cruyff'u bazı pozisyonlarda deniyorum. Şimdi bu maçımızda da en ileri uçta gizli forvet olarak kullanıp arkasına iki tane fırsatçı golcü, hızlı santraforu yerleştirdik. Hani Rashford ve Fernando Torres'imiz var. Oradaki GF'ler değişmiyor. Hani ofansif orta saha falan olmuyor. Onlar sabit. Cruyff'un bakalım oyundaki pozisyonu nasıl olacak? Pozisyonlarda nerelerde konumlanacak? Ve bu şekilde oynayabileceğim mi? Çok merak ediyorum. İyi bir oyun ortaya çıkacak mı? Hemen maçımıza başlayalım. Rakip aramaya koyulalım arkadaşlar. Rakip arkadaş geldi ve yüksek dereceli bir arkadaşımız geldi. Milan takımını seçmiş. Şöyle bir form durumumuza bakalım. Varan formsuz ama Beckham var yedeklerde. Hemen alalım yerine. Çok güzel. Yani formsuz oyuncumuz bir tanemiş. Şimdilik böyle kalsın ama. Rakibe de bakalım. Güzel kadrosu var rakip arkadaşın. Bayağı iyi. Bayağı da riskli bir kadro. Orta alandaki göbek oyuncuları da hücumcu, kanatları var. 6 tane hücum özellikle. Yani hücumcu oyuncularla oynuyor. Hani Pavart'ı falan Örvin'i kullanmıştı. Beklerinde de onlar vardı. Güzel bir kadro. Göbekte özellikle kullandığı isimler. Biri Mount, biri Ronaldinho. Önlerinde de zaten Neymar'ı, Messi'si falan vardı. Bayağı hücumcu bir kadroyla geliyor. Bende de 3 tane forvet var. Bol pozisyonlu olacaktır bu maç yani. Bakalım nasıl maç bizleri bekliyor. Rakibin ortalarını da topa ne kadar sahip olabilecek. Cruyff'u da tabii biz GF olarak kullandık. Hani Cruyff'un da bizim pozisyonlarda bir nerelerde yer aldığına ayrıca dikkat etmeye çalışacağım. Çektirmemek lazımdı ama avuta gitti. Rakip maçın başında gole yaklaştı. Michael Owen'lı galiba. Hemen bir pozisyon değişimi diyelim. Bizim savunmayı geriye doğru çağıralım. Vieira kanada dönüp şimdi şöyle bir ortaya doğru ileri. Kanatta boşluk var Giggs'in önünde. Giggs'le bir orta yapsak. Haydi Giggs. Pick up. Direkt. Rashford. O direkten mi döndü? Üst üste şutlar. 3 tane pozisyon. Hadi Beckham. Giggs yetişti. Bu da savunmadan döndü. Olacak iş değil. Beckham yetiş şu topa. Kaptırdık. Ama dönem bizde. Şöyle aşağı doğru bir pas versek. Vieira için çok hızlı bir pas oldu. Az önceki o 3 tane şuttan birini gole çevirmemiz lazımdı. İkisi direkten mi döndü? İkincisini kaleci mi çıkardı? Göremedim ama. Biri gol olmalıydı. Şöyle tekrardan ortaya. Diğer şu aşağı doğru bir pas. Şurada bir ara pası denesek. Torres köşeye yolladık 1-0. Torres'le öne geçtik. Az önceki pozisyonlardan gol çıkaramadık ama buradan golü bulduk. Cruyff tabi geride kaldı. Gizli forvet olarak en ileri uçta kullandığım için şu santradan gol yemeyelim ama Giggs. Cruyff daha geride. Bakın şimdi Cruyff daha geride. Torres ile Rashford önlerde. Hani biraz pasör pozisyonunda şurada bir pas atsak. Gelişine olmadı. Hani gelişine değil de kontrol edip vursaydık daha iyiydi bence. Ama o an gaza geldim. Gelişine yapıştırayım dedim ama kaleyi bile bulamadık. Yani Cruyff üzerinden aslında oyunu da kurabiliriz. Daha G'ye geliyor. 2 forveti besleriz onunla ama ben genelde Cruyff'un olduğu yerde de fırsatçı golcü, hızlı oyuncuları kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Yani üçü de ileride olsun istiyorum. Taş da olmadı. Rakip tehlikeli geldi. Orada savunmamız çok iyi ayak koydu. Şimdi bir hızlı çıkma şansımız var. Cruyff'a geçmedi şu pas. Mbappé gol yedik. Evet, rakip arkadaş kaptığı gibi iyi geldi. Ceza alanımızın içerisine güzel gol vuruşu yaptı. 1-1'e yakalandık. Öne geçtiğimiz maçta. Rashford son anda rakibin savunması girdi. Rakipte de şimdi ileride hızlı oyuncular var. Michael Owen'u var. Mbappe'si var. 2 forveti de çok iyi. Şurada topu indirebilirsek. Top bizde kalsa güzel ama şu iyi olmadı. Yine bizde mi? Hayır, kaybettik. Rakipte de Michael Owen. Mbappé. Ara pası attırmamak lazımdı. Geçirmedi Maldeni'ye. Michael Owen'ın da 9 becerisi vardır. Süper yedek özelliği de basılabilir ama gol yedik. Yani Michael Owen'ı tam övecekken Michael Owen'dan gol yedik. 2-1 oldu. Öne geçtiğimiz maçta 2-1 geriye düştük. Şöyle bir tek adım ileri doğru atsak geçiremedik. Michael Owen ve Mbappe'yi çok iyi kullanıyor rakip arkadaş. Yani o ikisini durduramadık. İyi kaçtılar arkaya. Şöyle bir ara pası Rashford. Kalecisi çıkardı. Kornere çıkar mı? Kornere çıktı. İlk yarının son anlarında gole yaklaştık ama buradan bir sonuç çıkaramadık. Belki kornerden bir şey olur mu? Bir kafa gelir mi şuna? Cruyff vuramadı. Olacak iş değil. Olmadı. Biz en iyisi bir oyuncu değişikliği yapalım. Cruyff'a 45 dakika oynattık. Oraya bir forvet alalım. Bayağı da şut çekmişiz ama. Cidden çok şut çektik. Gol çıkaramadık. Cruyff'in yerine şöyle bir Yorke var yedeklerde. Santrafor yapsak. Ya da yok. Mbappe'yi alayım en iyisi. Hiç Yorke'la biz bu riske girmeyelim. Yorke kalsın kenarda. Şimdilik. Mbappé daha hızlı. Fırsatçı golcü. Yani onunla oynamayı daha da çok seviyorum. Formu da düşük gelmemiş. Bizim eski varyasyona, sisteme geri döndük. Bir de böyle deneyelim. Yani genelde hep bu şekilde oynuyorum. Yani topa her ne kadar sahip olsak da rakibin hızlı çıkışlarıyla gollere engel olamadık. Michael son anda o pası verdi. İyi ki vurdurmadık. Çok tehlikeli geldi rakip arkadaş. Offside. Ceza alanı dışında da Ronaldinho ile şutu savunmaya çarptı orada. Bizim için bir şans aynıydı. Yeniden şöyle ortaya döndük. Şuradaki koşuya doğru Mbappe'nin bir koşusu var. İsabetli pas gelmedi. Ekip uzun atarak çıktı. Şurada döneni almamız lazım. Gayet iyi paslaştık ama Rashford'un önüne attığımız pas biraz hızlıydı. Şu baskıdan bir sonuç gelir mi? Rakip uzun attı. Taç. Taç bizim. Yani oyun olarak aslında iyi oynuyoruz. Kötü oynamıyoruz ama 2-1 gerideyiz ne yazık ki. Şu aşağı doğru bir pas versek. Beckham'ın ortaları güzeldir. Haydi bir orta. Kafa gelmedi. Dönen yine bizde. Matthäus. Kaleci çıkardı. Matthäus da iyi geldi oraya kadar. Şutu da güzeldi. Fena değildi ama rakip de kurtuğa. Gole izin vermedi. Şuna bir kafa gelir mi? Vuramadı ya. Vuramadı ama dönen çok kötü pas attık. Yetiş Vieira yetişti. Şöyle bir pas. Hadi Beckham. Hadi Beckham. Beckham tak nereden geldi, vurdu, golü kaydetti. Çok arkadan geldi. Hani şuta bastı ama savunması hiç hareket etmedi rakip arkadaşın. Beckham bayağı geriden geldi. Çok değişik bir gol oldu. 2-2'ye getirdik maçı. Ama aman gol yemeyelim. Rakipte Michael Owen bu maçta çok etkili. Mbappe'si, Owen'ı, hızlı oyuncuları var. Arkada Neymar'ı falan da var. Durmamak lazım. Uzaklaştırdık ama çok tehlikeli adamın önünde. Mount savunmaya çarptı. 1-0 öne geçtik. 2-1 geriye düştük. Sonra 2-2'ye getirdik. Ya 3. golü de bulsak harika olacak. Kalecimizde kaldı. Son dakikalar 70. Orada bir boşluk da vardı. Güzel. Haydi bakalım. Tekrardan Beckham'ın koşusu vardı. Bu sefer bir kafa. Ya şu kafaları vuramadık ama. Hep bir savunma engel oldu. Beckham'ın ortalarında yani az önce Fernando Torres'le de vuramamıştık. Rakip savunmayı iyi bozmuştu. Ronaldinho'dan güzel bir pas. Tehlikeli geldi rakip. Direkten döndü ya. Gole çok yaklaştı. Biz en iyisi bir oyuncu değiştireyim, bir hamle daha yapalım. Hatta 2 oyuncu değiştirme hakkımız var. İkisini de kullanalım biz. Yani forvete bir hamle yapalım. Yorke'u şimdi alalım. En azından Fernando Torres'in yerine. Bir de yedeklerde Nakata var. Hani Nakata'ya da şu Rashford'un yerini alıp bir deneyelim. Nasıl oynayacak merak ediyorum. Hani gizli forvette Nakata nasıl performans sergileyecek? Bunu da test etmiş oluruz. Hani onu da genelde hep göbekte kullanıyordum. Ben Giggs'in yerini alıyordum ama bu sefer bir de böyle deneyelim. Onun da performansını görürüz. Cruyff'u denedik. Bir de şimdi Nakata'yı deneyelim orada. Abi iki kişi bastı bir anda. Nakata'dan şöyle. Tabii Nakata da yaratıcı oyun kurucu. Geriye gelerek oynayacak. Şu pas geçmedi. Şimdi kontra yiyeceğiz herhalde. Çok iyi döndü kanada. Ama taç. Evet taç oldu. Dakika 85. Yani gol atmak için şansımız var. Şu hatayı değerlendirelim. Pası çok kötü attı. Şu topu kapmamız lazım. Araya iyi girdim Beckham. Yetiş şuna. Yetişemedik. Top taça çıktı. Dakika 88'e geldi artık. Orada pası çıkarmadık. Gayet iyi bastık aldık. Nakata ya o kadar kötü kontrol edilemez bir top. Çok kötü kontrol etti. Yapma. Yaptı. Evet ya. Topuk pası oldu. Ara pası galiba. Harika bir pas geldi, asist. Lewandowski. Uzatmasına gol yedik. 93-16 yani 3 dakika süre herhalde bitti galiba. Evet bitti. Yani öyle bir dakikada saniyede gol yenmez. Uzatmasında gol yedik. Çok güzel maçtı ama. Yani bayağı iyiydi. Rakibi tebrik ediyorum cidden. Güzel performans sergiledi. Oyuncu derecelerine bakalım. Hani en yüksek dereceleri kime vermiş? Mbappé 7.5 almış rakipte. Biz de yenildiğimiz için tabii düşük. Tekrardan rakibe bakacak olursak yani orada da Mbappé seçilmiş ama güzel maçtı. Yani rakip arkadaş da çok güzel oynadı. Owen'ı durduramadık, Mbappé'yi durduramadık. Lewandowski'yle de son saniye gol ile kaybettik ama keyifli maçtı, güzel maçtı. Rakibi de ayrıyeten tebrik ederim tabii ki. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizleri yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.